öleceksin. Kalk. Gözümün içine bak. Sen onlara bugüne kadar insan değil, seçmen gözüyle baktın. Sen bu milletin cebindeki reyin rengini bile biliyorsun. Kaç metre toprağı olduğunu mu bilmeyeceksin? Doğru mu değil mi lan? Doğru. Artık şehzade sen değilsin. Benim kurnaz oğlum. Hakman Holding'in tek varisi olmadığını öğrenmen de seni deli ediyor. Artık istediğin kadar o evlatlık kızın peşinde dolan. Hiçbir şeyin sahibi olamayacaksın. Seni rahatsız eden birileri yok değil mi? Yok. Nereden çıkardın bunu? Dün buraya gelen adam. Kimdi o? Poyraz Akta. Kendisi de söyledi ya. Neden gelmiş buraya? Malum, kader arkadaşım. Bana teşekkür etmeye gelmiş. Bu kadar mı? Evet. Cahit Bey bir çocuk katili. Ne kadar unutmaya çalışsam da bu aklımdan çıkmıyor. Onunla yüz yüze gelmemek için elimden geleni yapıyorum. Senin çocuğun var mı? Yok, neden sordun? Hiç. Eğer olsaydı çok şanslı olurdu. Bazı şeylere sahip olmak, şanslı olmak değil bunlar. Senin bir ninen var. Seni seven, seni düşünen. Bence sen de çok şanslısın. O zaman da arazilerin tamamını benim satın aldığım ortaya çıkar. Bu gazete haberi yüzünden ortalık zaten karıştı. Bir de bununla uğraşamam. Ama efendim, hukuksal olarak hiçbir şey elde edemezler. Başlarım hukukunada gugunada. Her şey hukukla mı oluyor? Sen senetleri devralırken bu köylüler birbirlerine şahitlik etmediler mi? O ne olacak? Kandırdın bizi muhtar, yazıklar olsun sana. Allah Allah, Allah Allah. Yok diyorum öyle bir şey ya. Kim söyledi size? Kim söyledi? Yok öyle şey. Gidin buradan. Gidin diyorum. Gidin bakın, yok öyle bir şey. Bundan sonra malınıza sahip çıkın. Yoksa daha çok kandırılırsınız. Birlik olursanız size kimse zarar veremez. Onların amaçları sizi tek tek bölüp birbirinize düşürmek. Güçsüzleştirmek. Bölünmeyin. Bir olun ki güçlü olun. Seher, sakın onu yalnız bırakma. Merak etme, yalnız kaldığı yok zaten. Oya, Poyraz'ı hiç yalnız bırakmıyor. Hastanede sürekli ağlayan kız mı? Sen onu kıskanıyorsun. İçin döker açılırsın, rahatlarsın, konuşuruz. Yok, sağ ol, ben bir yere gitmek istemiyorum. Burada oturacağım. Yine telefon bekleyeceksin yani. Evet, ne olmuş? Olmuş olmuş, bir şey olmuş. Sen kıskanmışsın Kuzey Bey bugün. Bana bak, adamın hayatında başka bir kadın mı var yoksa? Büyük ihtimalle. Abi bu Cahit Akman, benim babamın ve bir sürü günahsız insanın katili. Diyeceğim o ki, beni bu meseleye karıştırmak istemediğini biliyorum. Ama ben bu savaşta sen istesen de istemesen de yanındayım. Sana söz veriyorum Ekber abi. O pisliğin imparatorluğunu yıktığımız gün sana amca dediğim gün olacak. Kanun Şevki sözü. Gel bakayım buraya. Gel bakayım yeğenim. Merhaba. Merhaba. Poyraz yok mu? Henüz gelmedi. Girsene. Ben de Poyraz'a yemek pişireyim, eve geldiğinde aç kalmasın dedim.
Hafif bir şeyler yaptım. Sağ ol Oya. Çok düşüncelisin. Ama bundan sonrasını ben hallederim. Peki. Ben gideyim o zaman. Altında kapattım zaten. Sana iyi geceler. Oya. Horaz seni gerçekten kız kardeşi gibi seviyor. Ona inanıyorum. Ama sen Oya, sen ona aşıksın. Oya, bak. Bunu Poyraz fark etmiyor olabilir. Ama ben ederim. Bak, inkar etmeye kalkma Oya. Oya. Ben onun sevgilisiyim. Anlarım. Şimdi sana da iyi geceler. Kontes, hadi eve git artık sen. Hayır, gitmeyeceğim. Dönecek, biliyorum. İyi, peki. Bu paketi aşağı güvenliğe bıraktılar. Sana gelmiş. Otoparkta bekliyorum. Şeker, ne demek şimdi bu? Kuzey Bey'in dönüşü muhteşem oldu demek Kontes. Kalk şu telefonun başından. Adam seni otoparkta bekliyor. Hadi giy şunları da hemen git. Dur dur. Ne? Al. Ver. Bunu da. Hey Allah. Nasıl yar diyeyim ben
yâre, Mecnun edip çöle savrulduktan sonra alemin bağında bülbüller öter. Neden benim gülüm solduktan sonra coşkun sular gibi çağlamayan yar, gönlünü gönlüme bağlamayan yar. Benim şu halime ağlamayan yar, daha ağlamasın öldükten sonra. Benim şu halime ağlamayan yar, daha ağlamasın öldükten sonra. Seher, ne işin var burada? Sevinmedin galiba. Yok, şaşırdım sadece. Evde Oya var zannediyordum. Oya az önce gitti. Hoş geldin. Hoş bulduk. İçeriye gir. Sakın çıkma. İçeriye gir. Poyraz. İçeriye gir. İçeri gir. Poyraz dur. İçeri gir, kapıyı kilitle. İçeri gir. Baba şimdi bu tamponun parasını. Bu rengin size çok yakışacağını biliyordum. Teşekkür ederim. Bu kadar hoş bir yerin bizden başka müşterisinin olmaması çok enteresan bir tesadüf. Sizin gibi güzel bir bayanı bu gece benden başka kimse görsün istemedim. Sizi sadece haber yaptırmak için kullandığımı düşünmenizi de. Teşekkür ederim. Size şunu söylemeliyim ki sizi tanıdıktan sonra hayata farklı bakmayı öğrendim. Sizin adınıza sevindim. Bir gazetecinin hayata farklı noktalardan bakabilmesi önemlidir. Sayenizde çok önemli haberler yaptım. Gerçi bunlar benim kariyerimi tehlikeye soktu. Her an kovulabilirim ama olsun. Hiç olmazsa bir işe yaradığımı hissettim. Estağfurullah. Ayrıca hayatıma çok tuhaf bir şekilde girdiniz. Ben mi, siz mi? Siz. O gün önüme çıkmasaydınız bu karşılaşma olmazdı. Merak etmeyin. Beni sadece haber yaptırmak için kullandığınızı düşünmüyorum. Ancak şu da bir gerçek ki sadece sizin istediğiniz zamanlarda görüşebiliyoruz.
Yani? Bu sadece haber arkadaşlığı olmayacaksa... ...ben de istediğim zaman sizi arayabilmeliyim. Bu yüzden telefonunuzu alabilir miyim? Arazi hakkında gelen raporlar olumlu. İmar problemi yok. Zemin etüdü de yapılmış. Cahit Bey, çok akıllıca bir yatırım yaptınız. O arsanın yatırım maliyeti içlerinde en karlı olanı. Sizlerin sayesinde. Mr. Ronald çok iyi bir ekip kurmuş. Çok teşekkür ederiz Cahit Bey. Yarın bu meseleyi halledelim. Yapılan fizibiliteye göre... ...arazi için ayırdığımız rakam $4 milyon. Sen nasıl pazarlık yapılacağını bilirsin Nihat. Tamam Cahit Bey. Yarın bir ön görüşme yaparım. Ne istediklerini öğrenelim. Elbette ortak bir yol buluruz. Hadi. Çorbalarınızı soğutmayın. Hala benim peşimdeler abi. Beni öldürene kadar rahat etmeyecekler. O yakalanan müteahhit İhsan Duran'da falan da yalan. Buldular garibanın birini, soktular içeriye. Keşke bana dün gece haber verseydin. Arayıp senin de keyfini kaçırmak istemedim. Yeter artık abi. Ben bu işten iyice sıkıldım. Nereden başlayacaksak başlayalım. Cahit, abis bir tümör gibi... ...memleketin her bir yanına yayılmış durumda Poyraz. Saygın bir iş adamı kisvesine bürünmüş bir vatan haini o. Abi, bu şerefsiz nasıl oluyor da bu noktalara gelebiliyor abi? Hain olduğu için bu noktaya gelebiliyor. Benim yıllar önce Ali Said Hakman'a baş kaldırmamın sebebi de bu. O zamanlar sadece zengin bir tüccar olan Ali Said, dönemin bölücü örgütlerine silah satan bir adamdı. Bunu fark ettim. Sonra örgüt etnik kimlik değiştirdi, isim değiştirdi, büyüdü. Hakmanlar da büyüdü. Ama amaçları hiç değişmedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi coğrafyasında güçlü bir devlet olduğunu bilen egemen güçlerin... Eskiden beri başvurdukları bir oyunun kuklası o. Ülke içinde ekonomiye, siyasete, iş dünyasına ve medyaya yakın... ...onları yönlendirebilen bir güç. Ve biz ne yazık ki bu oyuna hala kanıyoruz. Ne yazık ki Poyraz. Bak, asıl amaç bölmek. Ama bunu asla yapamayacaklarını anlamış durumdalar. Anlarlar tabii. Bu memleketin yüz binlerce genci... ...12 vatan evladını şehit verince... ...askerlik şubelerine bizi de alın diye koşarak gittiler. Ama hepimizin kardeş olabileceğine hesap edemediler. Projesine başlamadan evvel çevredeki arazileri alan Ali Said'in bunları daha sonra bölgedeki hangi dost ülke vatandaşlarına sattığı belli. Şimdi orada terör belasına insanlar yerlerini yurtlarını bırakıp göç ediyorlar. Aynı şeyi Karadeniz'de de yapacaklar. Bölgedeki fındık üreticisi 2 yıldır borç harç içinde. Buna en fazla 2 yıl daha dayanırlar. Sonra ne olacak? Bizim insanımız için en önemli şey nedir biliyor musun? Biliyorum abi. Namustur, şereftir, onurdur. Bu yüzden borç harç içinde yüzen bu insanlar bunu kendine yediremez.
toprağını, bağını, bahçesini satar, borcunu öder. Şerefini kurtarır. Sonra yanına sadece onurunu alır, memleketinden göç eder, gider. Onun toprağını kim alır biliyor musun? Şimdi anlıyorum abi. Projeleri büyük. Şimdilik hepsi yasal gibi gözüküyor. Beykoz'da köylüden arazileri toplamış, zamanı gelince onları büyüklerine verecek. Başka yerde Karadeniz suyunu arıtıp millete satacak. Millet susuzluktan kırılırken o milletin suyunu millete satmaya başlayacak. O hep 10 yıl sonranın planını yapıyor. Milletse bugünü gördüğünden tehlikeyi anlamıyor. Benim canım da yeminim de bir abi. Madem yolumuz bu, bundan dönüş yok. Anahtar yanında mı yeğenim? O zaman önce oraya gidelim. Kafanda hiçbir soru kalmasın. Poyrazak da dün gece adamımızı fark etmiş. Uzun bir süre kovalamış. Ama adamımız kaçmayı başarmış. O zaman bir süre izlemeyi bırakalım. Bu kim? Sevgilisi. Seher Ilgaz. Doktor. Bir devlet hastanesinde çalışıyor. Ya. Yeah. Efendim, Cahit Bey geldiler. Haber vermemi istemiştiniz. Tamam, geliyorum. Peki. Bu kızla ilgili her şeyi bilmek istiyorum Fikret. Her şeyi. Emredersiniz efendim. Madem ki şirketlere ayıracağız, o halde en kısa zamanda bir yönetim kurulu toplantısı yapmamız gerekiyor. Hayır. Önce aile içinde bir toplantı yapacağız. Saadet ve Hilal'i ikna etmek için. Onları ikna etmeye gerek kalacağını sanmıyorum. Zaten muhtemelen Saadet'in planı da şirketleri bölüp kendi hisselerinin başına Poyraz Akdağ'ı geçirmek. Buna izin verecek misin baba? Poyraz Akdağ kim oluyor? Ne hakla Hakman Holding'in başına gelir? Saadet Hanım'a yaptığı ihanetin hesabını sormayacak mısın? İhanet eden herkes bedelini de öder. Bu aileye ilk ihaneti Ekber etti. Önce o ödeyecek. Sonra Saadet. Sonra da Ablo. Peki Poyraz? O zaten ihanetin kendisi. Efendim, Saadet Hanım geldi. Sizinle görüşmek istiyor. İçeri al. Buyurun efendim. Bu sürpriz ziyareti neye borçluyuz? Seninle yalnız konuşmak istiyorum Cahit.
İyi günler Saadet yenge. Fazla uzun kalmayacağım Cahit. Sadece şunu söylemeye geldim. Bunlara iyi bak. Ya sabır. Ya bu bir şaka ya da kurtuluşun anahtarı falan değil abi. Ne vardı abi kutunun içinde? Akmanların bugünlere nasıl geldiklerini gösteren belgeler. Neden bu noktada oluşlarının sebebi. Ama ayrıntısını bilmiyorum. Şimdi de belge mi arayacağız abi? Anahtar 34 yıldır bendeydi. En son Kanun Şevki'ye emanet etmiştim. Akıbet soracak kimsemiz de yok yani. Var. Kim? Saadet Hanım. Eğer Poyraz'ın kılına zarar verirsen... bunlarla senin canını okurum. Cümle alem senin ne olduğunu anlar. Belgelerin ayrıntısını o biliyor. O zaman vakit kaybetmeyelim abi. Ne saçmalıyorsun sen? Bunlar da ne böyle? Bunların ne olduğunu anlaman için Osmanlıca bilen bir tercüman bulman gerekecek. Ama dikkat et. Çok güvenilir biri olsun. Zira bu belgelerin ne olduğunu öğrenen herkes senin için büyük bir tehlike olacaktır. Eskort istemiyorum. Peki efendim. Ne haber tatlım? İyi. Senden? İyi. Benden de. Nasıl geçti akşamın? İyi işte. Ne bileyim. Pansumandan sonra Akın beni motorla eve bıraktı. Öyle mi? O kadar yani. O kadar. Hafif bir hoşlanma durumu var yani. Bilmiyorum. Galiba benimle ilgileniyor. Peki sen? Aslında hoş çocuk. Ama parfümünü değiştirmesi gerekiyor. Parfüm mü? Boş ver. Siz ne yaptınız Poyraz'la? Poyraz seni gördüğüne sevindi mi? Evet sevindi. Ama yine baş başa kalmamızı engelleyen şeyler oldu. Oya mı? Hem o... hem de bir adam. Bahçeye girmiş. Poyraz adamın peşinden gitti. Epey bir kovaladı ama yakalayamadı. Kim o? Bilmiyoruz. Çok korktum Elif. Poyraz'ı rahat bırakmıyorlar. Hala peşindeler görüyorsun işte. Bak, Poyraz yine özür çiçeğini yollamış. Elif iyi gün. Benim. Buyurun bu size. Bana mı? Şuraya bir imza atabilir misiniz? Hayır. Ya versene. Ya dur ben bakarım. İyi günler. İyi günler teşekkür ederiz çok mersi. Hadi bakalım. Akın'dan mıymış bu? Evet. Evet. Ben arayıp teşekkür edeyim tamam mı? Al sen şunları. Evraklar yok da ne demek? Bu korkunç bir şey. Buraya ahlanıp bağlanmaya gelmedik. Durumu anlamaya geldik. Bu anahtardan bir tane daha olabilir mi Saadet Hanım? Hayır. Ondan bir tane vardı ve ben onu sana vermiştim. Peki. Saadet'e gelirsek. Hakmanları mahvedecek olan bu belgeler ne?
Hakman ailesi çok köklü bir ailedir evladım. Ali Sait Bey bu aileyi büyük bir güç haline getirirken mirasından getirdiği zenginliklerden faydalandı. Abi önemli bir mesele var. Hakman Holding'den avukat Nihat Kandemir diye biri aradı. Yeni aldığımız araziye taliplermiş. Güzel. O belgelerden bir kısmı Ali Sait Bey'in, bir kısmı da benim ailemin soy ağacını belgeleyen Osmanlı'dan kalma nüfus kayıtları. Bunlar niye bu kadar önemli olsun? Nüfus kayıtlarının önemi beraberindeki Osmanlı tapuları. Ve onlar Ali Sait Bey'in değil, benim aileme ait tapulardı. Aklıma bir tek şey geliyor. Onları rahmetli Şevki almış olabilir. Bakın, 34 yıl hesapsız kitapsız bana bakan, bir gün olsun bundan yüksünmeyen bu adam, anahtarı aldığı gece koşa koşa tapuların peşine mi gitti? Trilyonlar etse bile Kanun Şevki'nin kağıt parçalarıyla ne işi olur? Hemen randevuyu ver. Muhtarı da muhtarlıktaki köy senetlerini de alıp getirin. İki tellideki vurdalığa gelin. Emrin olur abi. Saadet Hanım, biz gitmek zorundayız. Bununla ilgili bir bilgiye ulaşırsak size haber veririz. Bir bilgiye ulaşırsam ben de size haber veririm. İyi günler. Bakma bana öyle Abdo. Onlara gerçekleri söyleyemezdim. Çünkü Ekber'in gerçekleri öğrenince ne yapacağını kestirebiliyorum. Al bunları. Sende dursunlar. Onları güvenilir bir yerde sakla. Baş üstüne hanımım. Davut aradı. İş hızlandı. Cahit yemi yutmuş. Geri kusmadan meseleyi halledelim abi o zaman. Saadet Hanım'a hayli sert çıktın. Kusura bakmasın abi. Bunca yıllık ihaleyi babamın üstüne bırakması hiç ikna edici değildi. Bakın, dinlemiyorsunuz ama bir daha söyleyeyim. Bu yaptığınız yasal değil. Sonra başınız çok ağrıyacak. Allah Allah. Demek yasal değil. Biz de yasal olması için bir avukat getiririz muhtar. Sen merak etme. Mürün yanında mı? Hadi gidelim. Çabuk.